Selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Normalde pek yapmadığım bir şey ama bugün çok yapasım geldi. Bir geçmişi anlatayım, bir dakikacık lütfen. Evet. Anlatayım mı? Buyurun hocam. Çünkü FL Studio'ya yeni özellikler geldi ve bunları çoğunuzun görmesini istiyorum. En azından birkaçının bilmenizi istiyorum. Çünkü sohbette falan böyle birkaç kişiyle bahsettim ama hani FL son birkaç güncellemedir böyle tatlı tatlı değişik işler yapıyor. Bir onlara bakalım istiyorum. Bir de ufak duyurum var. Bir aydır düzenli yayın yapıyoruz. Cuma günleri akşam 9'da fix. Cumartesi günleri de yaptığımız oluyor. Bundan sonra haftada ikiye çıkartırız diye düşünüyorum. Bayağı eğlenceli geçiyor. Onlara da beklerim. Bu arada Twitch linkini falan filan da açıklamalara bırakırım. Oradan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Ek olarak Instagram hesabımda açıklamalarda ve her yerde var. Oradan da bana ulaşıp bu gibi durumlardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Bu arada siz de bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hali hazırda yaptıracağınız mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hadi videomuza geçelim, orada detaylı size anlatayım. Şimdi dostlar, önce basitten başlayayım ne geldiğine. İlk önce yeni bir plugin geldi. Bu plugin bir synthesizer. Belki son çıkan Vintage Chorus'a arayüzü benzediği için oradan bir gözünüz aşina olabilir. Şu pluginle bir benzerlik görüyor olabilirsiniz. Bu da yeni çıkan pluginlerden biriydi. Baya tatlı bir chorus. Mesela içine bir tane midi atayım bakalım. Yani kesinlikle Yenur Omega 5 seviyesinde. O yüzden bence tatlı olmuş çünkü bir tık eksik. Yani ses pluginleri konusunda FL bence bir tık yetersiz. Bir de kompresör istiyorum ben. Artık bir kompresör yapsınlar, şöyle güzel bir kompresör. Rica ediyorum ya efendim. Gerçekten yani güncellemeler eyvallah çok güzel ama bir tane kompresör, çok bir şey istiyorum. Bir tane kompresör istiyorum. Ama şöyle güzel bir tasarla FL'i, güzel bir hale getir. Ya abi azıcık... FL kullanalım ya. Ben burada çıldırıyorum ya. FL kullanmak istiyorum. Kullanamıyorum arkadaş. Böyle bir Öyle durum dünya yok. yok ya. Böyle bir Sen yan boş yok. konuş. Sonra şey geldi. Diğer bir özellik. Hemen test edelim birlikte. Buraya geldiğinizde burada artık Extract Stems from Sample var. Bu size vokaldeki dramı, enstrümanı, bası ve vokali çıkarmanızı sağlıyor. Bir deneyelim kısa bir kısmını bunun. Önce tabii ki bunu böyle bir kısa haliyle bir çıktısını alayım ki tamamını almasın. Mesela FL'in başka bir problemi. Hemen bakalım. Burayı hızlandırayım. Biraz yavaş oluyor. Bilgisayarınız yavaşsa, özellikle işlemciniz hızlı değilse uzun sürebiliyor. Bu arada videolarda ben donuyor muyum arkadaşlar? Ona bir bakar mısınız ya videolarda? Donma falan yok herhalde. Böyle seste kayma falan bazen atladığım oluyorsa, aceleli falan. Onu beni uyarırsanız sevinirim. Şimdi sesin orijinali bu. Dramları çıkarmış. Bakalım. Bası çıkarmış. Bilemedim. En son materyali çıkarmış. Yani iyi başlangıç, o kadar iyi değil. Vokal bizim için daha önemli. Bakalım vokali nasıl çıkarmış. Yani çok mükemmel olduğunu söyleyemem diğer kullandığım online sistemlerde falan olduğu gibi ama bence iyi başlangıç. Bence güzel özellik. Yani böyle şeyler gelmesi lazım, dağların içinde olması lazım. Özellikle prodüksiyon tarafında. Ben kullanmıyorum ama benim tanıdığım prodüktörlerin çoğu bu tip bir özelliğe bayılacak yani. Devam edelim. Başka ne vardı? Buraya yeni bir özellik geldi bu sol tarafa. Sound diye açılsın. Splice kullandıysanız eğer bildiğiniz Splice şu an burası. Mesela atıyorum J kaktüsün burada peki varmış. Açalım. Sign in diyor. Mesela burada J kaktüs. Bir tane piyano sample'ı buraya koymuş. Burada BPM sync yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sync BPM. Ve burada key yazıyor ve değiştirebiliyorsunuz key'ini. Mesela atıyorum şarkımızın konunu ben re. Burada re olarak duymak istiyorum açtığım her şeyi. Artık açtığım her şeyi re olarak duyuyorum. Ve benim BPM'e sync şekilde duyuyorum. Bence müthiş. Ve sonra mesela bunu beğendiniz, tıkladınız. Giriş yapayım. Girişi yaptım. İndirdiniz. Duruyor mesela burada ya da bu piyanoyu indirdiniz. Sonra bunu böyle hop tutup dava bam diye bırakabiliyorsunuz. Mesela atıyorum şöyle geleyim. Şurada Slate'in bir tane drum sample'ını random alayım. Mesela şöyle bir drum loop, full loop bulalım. 150 BPM bir full loop. Tamam mı? Yes. Restart. Ben şimdilik kal. Aldım, bu ne? Bakalım. Bu aktan bir drum loop. Hiçbir önemi yok. Mesela geldim 150 BPM. Şu an BPM sync açık.
Piyanom burada. Piyanom burada. Çekeyim. Çektim, bıraktım. Mesela buradan sonra, hatta burada drum loop alıp yani bildiğiniz beat yaptım şu anda. Ya bunu mesela alırım, make unique derim. Bir tanesinin noktavını yükseltirim. Mesela al sana beat. Aynı şekilde drum loop'u benim gibi bilgisayarında tutmak yerine veya bir yerden birinin vermesine de gerek yok. Burada splice'da drum loop'lar da var. Splice diyorum ama değil. Buranın adı ne bilmiyorum. FL Sounds kısmısı. Mesela şöyle yapalım. Al bunu, oktavını yükseldik. Al bunu da böyle kısalım. Hatta bunu da böyle alalım. Tek bir sample'dan make unique diyelim. Bunu da böyle stretch edelim. Hop. Bu da intro olsun. Hatta intronun altına girişe hop, bam, stretch bir oktav altını koyalım. Hatta bunun ikisini alalım şöyle. Çıkartalım. Sonra bunu alalım. Edison'ı açalım. Edison'da bunu down sampling yapalım. Resample, tempo sync. Sonra üstüne bunu biraz blur verelim. Sonra biraz reverb vereyim. Hop, sonra bunu alayım buraya koyayım. Sonra mesela bunu da böyle açayım. Böyle bir şey oldu şu an bu. Bunu da böyle hop bam bam bir oktav yukarı alayım. Bir tane de EQ atayım. Kafasını keseyim. Bat. Bunu da böyle yapalım. Bunu da böyle giriş için böyle bir şey olsun bu. Bunu da make unique yapayım. Bir oktav yukarı alayım. Sonra ne bileyim işte. Ne bileyim işte. Şöyle bir şeyler yapalım. Sonra buraya master kanala mesela atıyorum bir love filter atalım. Hop. Bunu da böyle yapalım mesela. Şöyle olsun. Bu geçiş olsun. Buraya da bir tane filtre atalım. Bir tane daha filtre atalım. O da şöyle olsun. Yani buradan aşağısını kıssın. Şöyle. Burada mesela atıyorum. Geçsin böyle. Burada bir daha bu şeyi duyalım. Bam bam bam. Bunu da şöyle. Girsin çıksın. Bunu da böyle bir oktav aşağı alalım hatta. Hop bam bam. Buraya da bir tane bas yazarsın abi. Al sana beat. Abi, müthiş ya. Bunu burada o kadar kolaylık ki bu, eğer bu tür şeyleri seviyorsanız. Drum yaz, altına bir tane de bas yaz bunun, bam. Özellikle prodüktörler için değil de prodüktörler için başka bir seviyeye gidebilir, iş daha keyifli ama yani rapçi için al bunu, koy drumını, koy melodini yaz, üstüne pata 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 yap rapini, ondan sonra at bir prodüktöre, bak demo yaptım da en azından böyle temiz bir şey çıkartabilirsin yani böyle. Hatta yayınlayabilirsin yani, çünkü şu rap özelinde konuşursak olay başka bir ehemmiyete sahip de olabilir. Şimdi bu ne kadardı, ben onu hatırlamıyorum. Şimdi 100 kredi 7 euroymuş. 7 euro bugün baksan ne kadar? 7 euro. Ne kadar? 213 lira. 213 liraya 100 tane sample alabiliyorsun. Yani 200 liraya neredeyse nereden baksan 100 şarkı, belki daha fazla şarkı yapabiliyor oluyorsun. Aylık 8 dolara FL Cloud var. FL Cloud'da hem unlimited download var, sınırsız indirebiliyorsun. Sanırım bildiğim kadarıyla Air Mastering, Air Powered Mastering kısmı var. O sınırlı mı birazdan deneyeceğiz. Bakacağız sonuca. Bir sürü distribution var. Distribute'le ortak şeklinde. Yıllık 50 euro. Aslında çok mantıklı bu arada. Artist bunu veriyor abi mesela. Sen rapçiyim, ben bunu verdim. Sınırsız sample indirebiliyorum. Drumlarla sample'ı birleştiriyorum. Oradan kırpıyorum, buradan kırpıyorum. Telif melif derdim olmuyor. Pat 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 birleştiriyorum, şarkı yapıyorum. Mastering'im o yapıyor. Direkt yayınlıyor. Yani o açıdan müthiş. 50 euro ne ki? Verirsin yıllık.
O açıdan bayağı güzel. Şimdi ben en çok ve denemediğim bir şey denemek istiyorum. Şimdi bunları silelim abi. Şurada Yetenao'nun, arkadaşımın şarkısının, Nur'un şarkısının bir tane ufak kısım var. Şimdi ben bunu File, Export, Master dedim. Şimdi bana soruyor referansın ne? Referansın bu bir hip-hop şarkısı mı? Bence hip-hop şarkısı. Ama bazen EDM bu arada sonik olarak bu tip soundlara daha iyi oluyor. Bakayım nasıl bir şeydi bu? Şu efektleri kapatayım. Tamam, hip-hop diyelim hadi. Kısa yolu neydi bunun? Ctrl Alt. M. Etenok. Deneme. Bu arada ben seyredim vereyim programı. Belki bir anlamı vardır. O kadar araştırmadım. Export. Master. Yetenok. Deneme. Export type neymiş? Cut reminder. Okey. Normal standart sistem. Quality. Arttıralım bir sampling. 512. Dithering. Yok siktir et. Not Marcus. Gerek yok. Loops. -9 loops. Okey. Nereye gidecek? Spotify sadece bu loops belirleyen bir şeymiş. Çok da önemli değilmiş. O yüzden -9, -10 loop falan iyidir. Oralar güzeldir, tatlıdır, rekabetçidir. Referans neymiş? Referansı yükleyebiliyor muyuz peki? Henüz yükleyemiyormuşuz. Sadece limiter atla diyebiliyormuşuz. Eğer yükleyebildiğimiz bir ekran var da ben bilmiyorsam bana söyleyebilirsiniz. Referans hip-hop, 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 hip-hop. Bam, hip-hop'u seçtim. Bam, start. Ne yapıyor bakalım? Render. Hop. Input file analyze diyor. Referans A'ya göre, hip-hop bir mastering'e göre. Daha yeni başladığı için eksikler olacaktır. A, orijinali buymuş, hip-hop buymuş. Bakalım bu ne? Ha, bu sadece volume, tamam. Dinleyelim orijinalini. Okey, bakalım. Kulağa güzel geliyor. Şarkının bittikten sonra mix'i, mastering'ini ben yaptıktan sonra benim yaptığım mastering'le AI mastering'i de karşılaştırırız. Bakarız. Kıyaslayınca daha mantıklı olur çünkü. Ama duyduğum kadarıyla temiz iş yapmış. Peki ben bu aşamadan sonra bir şey değiştirebiliyor muyum? Görüntü değişiyormuş sadece. Bu ne? Aralarında geçiş yapabiliyormuşum dinlerken. Mantıklı. Ama bu geçiş yaparken volümü dengelemesi lazım. Çok saçmaymış o. Volümü dengelemezsem ne anlayacağım ki? Bunun volümü bundan kısa sonuçta. Yani hala gelişime açık ama bence güzel adım. Çok güzel adım yani. Ok dedim. Master'ı oraya attı. Show file dedim. Çek bakayım file'ı. Çeker misin? Ha, file'ı çekemiyorum çünkü kapalı. Çek baba file'ı. Şimdi bakalım ne yapmış. Mesela harbiden de X9 loops'ta mı bırakmış? Bir bakalım. Bir tane metering açayım. Bir tane span açayım. Bir bakalım ne yapmış. Şuradan mastering yapalım. Midsite'ı da görelim. Sesi kapatayım. Analizlere bakalım sadece. Yani stereo dengesi gayet okey. Correlation gayet okey. Makul bir yerde. Loops dediğinden biraz daha yüksek çıkmış burada. Ama o olur. O kadarı olur. Olmuştur dayı yani. Kavgada olur. Ortalaması -9'dur belki de. Onu da bilemiyorum. Mid-side dengesi yerinde. Low'ları, side'ları kesmemiş. Kesmek zorunda mı? Değil. Tercih. Yani spektrum olarak hip-hop dediğim için büyük ihtimalle low'dan high'a doğru şöyle bir çizgi çekmiş. Bakayım orijinalinde de nasıl bir waveform vardı, şey vardı. Spektrum görüntüsü vardı. Uzak ve görüntü değilmiş. Belki o yapmamıştır onu. Benim miximi baz alarak öyle yapmıştır. Ama her şey tatlı gözüküyor. Ben bu mastering olayını sevdim. Tabii bunlar daha başlangıç. Değişecektir. Daha da ilerleyecektir, geliştirecektir diye inanıyorum. Şimdi bu abonelik sistemini getirdikleri için şöyle bir durum da olacak büyük ihtimalle. Buradan para kazanacaklar. Şimdi buradan para kazanırlarsa daha fazla yatırabilirler. Çünkü Efe'nin en büyük sorunu oydu. Senden bir kere para alıyor ve bir daha para almıyor. O yüzden ne oluyor o zaman? Ne oluyor? Hedef ona geliyor. Bir yatırım yapma şansın olmuyor. Şimdi ama buradan düzenli ücret ödersek ki yani globalde hayvan gibi FL kullanılıyor. Herkes FL kullanıyor. Prodüktörlerin çoğu FL kullanıyor. Özellikle hip-hop prodüktörlerinin ki çoğu kişi kullanıyor ama hip-hop özelinde daha fazladır bunun sayısı global chartlardaki işlerin beatlerinin olması konusunda. Enteresan bir durum. Bu bayağı hoş bir durum. Çünkü o kadar DAW arasında büyük ihtimalle bu sistem yüzünden yani bir kere one time fee ödüyorsun ve ömür boyu senin oluyor FL ve tüm güncellemeleriyle. O yüzden büyük ihtimalle Image Line diğer DAW'lardan daha az kazanıyordur. Mesela ben Studio One'ın subscription'ını 1-2 yıldır kullanıyorum veya
Pro Tools kullananlar abonelik sistemiyle kullanıyor. Eiffel'de böyle bir durum var. Bu yüzden yatırım yapması zor oluyordur diye varsayıyorum. Bu sistemle daha da fazla böyle imkan sağlanır ve umarım daha da fazla güncelleme yaparlar. Çünkü son 1-2 senedir gerçekten çok eğlenceli güncellemeler yaptılar. Beni bile heyecanlandırdılar yani. Mix'i burada denesem mi, nasıl olur falan diye. Hala bence Mix için çok tatlı bir DAW değil. Ama hala aşığım. Özellikle şu mixer görüntüsü vazgeçebileceğim bir görüntü değil yani. Dijitlerim bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada bugün doğum günüm. Doğum günümü kutlayan herkese buradan teşekkür ederim. Videoyu bugün çekiyorum. Dün 2 gündür yayındayız. Gece 5 saat 6 saat yayın yaptık. Daha yeni kalktım ve yeni şey yapıyorum. Anlayamıyorum. O yüzden bugüne videoyu vermek istiyorum. Çünkü yayınların telaşı yüzünden az vaktim var ve olan vaktimde yayında harcadım. Çok güzel geçti yayınlar. İnanılmaz eğlendim hepsinde. Genel herkese teşekkür ederim. Ciddi manada çok eğlendim ve ciddi manada çok eğlenceli geçti. Ve katılım da gayet iyiydi. Beklediğimden çok daha iyiydi ve aşırı eğlenceliydi. Bu arada demolarınızı falan dinliyoruz. Ödüllü yayınlar oluyor vesaire vesaire. Kesinlikle yayınlara gelin. Bence çok daha eğlenceli geçiyor. Çok daha samimi geçiyor. Enerjimiz daha yüksek oluyor yani interaktif bir şey olunca. Gidecekler bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu halihazırda yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Peace.